Ben öncelikle panelist arkadaşlarımızı davet etmek istiyorum. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nden Gültekin Gürdal Bey. Buyurun. Özyeğin Üniversitemizden İlkay Holt Hanımefendi. Ve Hacettepe Üniversitemizden Orçun Madran. Değerli öğretim üyeleri, kütüphane ve dokümantasyon daire başkanları, kütüphane müdürleri, sevgili meslektaşlarım, Yüksek Öğretim Akademik Arşiv Projesi'nin gönül veren çok değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Sizleri en samimi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada Türk kütüphaneciliği için üniversite kütüphanelerimiz ve yüksek öğretim sistemimiz bakımından çok önemli bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Özellikle açık erişim çalışmalarına gönül vermiş olan çok değerli arkadaşlarımın şu anda ben sabahtan beri yüzlerinde güller açtığını gördüm ve bundan hepimiz mutlu olduk. Bugünlere birlikte çalışarak ve güç birliği yaparak ve emek vererek geldik. Bunları hep birlikte yaşadık birçoğunu. Yine birlikte ve kararlı çalışmalarla bu projenin başarıya ulaşacağına da ben yürekten inanıyorum. Yine inanıyorum ki çok daha mutlu günleri birlikte yaşayacağız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde başta yüksek öğretim, açık erişim ve kurumsal arşivler çalışma grubu üyesi arkadaşlarım olmak üzere bu toplantının gerçekleşmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Ve sizlerin katılımınız ve katkılarınız için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sözü ilk panelistimiz Gültekin Gürdal Bey'e bırakıyorum. Gültekin Bey buyurunun. 20 dakika süremiz var. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle bu toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sabah gayet görkemli bir açılışımız oldu. Keşke sabah konuklarımızın bir kısmı şimdi de olsaydı iyi olurdu ama biz bu rüyayı göreli çok uzun zaman oldu ve biz bu rüyayı gerçekleştirmek için yani hem ANKOS'taki açık erişim grubundaki arkadaşlarım hem YÖK'teki açık erişim grubundaki arkadaşlarım gerçekten büyük özleriyle büyük emekler harcadık. Yani geçen de bir hesap ettik ne kadar sunum yapmışız veya neler yapmışız diye sayfalara sığmıyor. Ama nihayet amacına ulaştı ve şu anda çok iyi bir noktaya geldi. Sabahki konuşmacılarımız da bahsetti. Artık açık erişim bütün dünyada tepe noktasında. Ve biz bu yapılanlarla bütün dünyayla entegre bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şu anda YÖK Bilgi İşlem Merkezi'ndeki arkadaşlarımızla büyük bir titizlikle çalışıyorlar. İnşallah önümüzdeki dönemde harmanlama sistemini de sizlere açacağız. Kurumlarımızdaki kütüphaneciler, hocalar, bilgi işlem personeli onlar da çok yoğun çalışıyorlar. Çok kısa sürede çok iyi neticeye ulaştık. Şimdi bunları birazcık sizlerle paylaşacağım. Belki bilmeyenler vardır. Şu anda 20-26 Ekim bütün dünyada aynı anda kutlanılan açık erişim haftası. Mesela İLOY buradan çıktı. Yarın bir tane webinar için mesela İspanya gidiyor. Biz de bu haftayı geçen yıl olduğu gibi bu yılda yine açık erişim haftasına denk getirerek bütün dünyayla aynı anda kutluyoruz. Açık erişim niye çıktı? Bizim meşhur bir aktavitumuz vardır mesela. Dünyada hiçbir sistem yok ki kendi ürettiğini kendine kontrol ettirip sonra da yine bunu kendisine geriye ücreti karşılığı satsın. Açık erişim birazcık bunu engellemek için ortaya çıktı. Araştırmanın maliyetleri çok arttı. Artık hem Amerika hem Avrupa Birliği ciddi paralar harcıyor. Ülkemizde de TÜBİTAK
ve diğer devlet kuruluşları, üniversitelerimiz araştırma için çok büyük paralar harcıyorlar. Ve bütün bu araştırmaların amacı sadece veri elde etmek değil, elde edilen bu veriyi tüm bilim insanlarıyla paylaşmak, tüm insanlığın erişimine sunmak ve daha da önemlisi elde edilmiş bu verilerden yeni keşifler yapılmasını sağlamak. Yani yapılan çalışmaları tekrar etmemek. Ve artık biz büyük bir yeni bir bilgi ekosistemiyle karşı karşıyayız. Ve araştırma çıktılarını bu yeni ekosistemde herkese açmalıyız. Ve bu ekosistemdeki yapılan çalışmaya göre mesela her yıl açık erişimdeki yayın sayısı %30 artıyor ve 2020 yılında şu andaki mevcut yayınların %60'ının açık erişimli olacağı bekleniyor. Yapılan çalışmalar bunu gösteriyor. Açık erişimin bir tarifi var burada. Yine okumayacağım onu ama artık bilginin önündeki bütün engelleri kaldırmak diye kısaltıyorum. Bunu zaten sunumumuzda göreceksiniz. Ve açık erişim arşivleri, kurumsal arşivlerimiz. Evet, kurumsal arşivlerimiz gerçekten de artık beşeri kültürün omurgası olma potansiyeline sahip. Bugün arşivlerimizde milyonlarca bilimsel makale, milyarlarca dijitalleştirilmiş kültürel miras görseli ve hava durumu analizlerinden beyin tarama sonuçlarına kadar katrilyonlarca veri setini bize sunuyor bu kurumsal arşivler. Ve bunların hepsi insanlığın entelektüel kullanımı için ve bilgisayarların veri işlemesi için tamamen ücretsiz. Bir yayının açık erişim olması ne sağlar diye yine üzerinden hızlıca geçtiğimizde bir yayın eğer açık erişimse erişim hızı artar, görünürlüğü artar, dünya çapındaki etkisi de direkt olarak artar. Çünkü erişim önünde hiçbir engel yoktur. Ve yeni keşif, yeni araştırmaya olanak sağlar. Ve daha iyi değerlendirme yapar. Siz bir üniversite rektörü olarak yayınlarınızı açık erişim arşivinde tutarsanız, siz o üniversitedeki performansın ne olduğunu, kim ne yapmış, ne öğretmiş, kaç tane sunum yapmış, kaç tane tez yönetmiş, ne kadar makale yayınlamış, bunların hepsinin raporlarını oradan her zaman alabilirsiniz. Ve daha iyi bir fon yönetimi sağlar bu size. Ve sonuçta da inovasyon, prestij ve üniversiteniz sanayi ve diğer üniversiteler tarafından tanınacağı için de ekstra para demektir bu. Size yeni fonlar demektir. Ve hep akıllardaki şüphe, biz açık erişime yayınları koyarsak yayın evleri buna karşı çıkarlar, suçlu duruma düşer miyiz? Öyle bir şey yok. Birazdan İlkay arkadaşım da bahsedecek ama eğer şu anda biz yayın evlerinin bize izin verdiklerini yapsaydık, şu andaki yayınların %50'si, Scopus'taki yayınların %50'sinin açık erişim arşivlerimizde olması gerekirdi. Yani yayın evleriyle ilgili çok büyük problemler yok. Biz bazı şeylere dikkat ederek yayınlarımızı koyabiliriz. Açık erişimin faydaları nedir? Ve açık erişim arşivinde neler olabilir? Bunlarla ilgili de fazla zaman harcamayacağım. Çünkü muhteşem bir panelimiz var. Ona mümkün olduğunca size hızlı ulaştırmaya çalışacağız. Ve açık erişimde sabah Alma da gösterdi. Artık sadece açık erişimi politik haline getiren değil, açık erişimi zorunluluk haline getiren dünyadaki hem fon sağlayıcılar hem de üniversitelerin sayısı çok hızlı bir şekilde grafikte gördüğünüz gibi artıyor. Bu büyümenin nedenlerinden en önemlileri, gelişmiş ülkeler gerçekten çok önem veriyor. Alma'da anlattı sabah. Avrupa Birliği çok önem veriyor. Horizon 2020 kapsamındaki tüm projelerin sonuçları mesela açık erişim olmak zorunda. Eğer Avrupa Birliği'nden artık proje alıyorsanız o projenin sonucunda ürettiğiniz makaleyi de veri setinde açık erişim arşivine koymak zorundasınız. Başka hiçbir şey yok. Ve çeşit Avrupa Birliği için gerçekten önemli. Şu anda hem OpenAir Plus, hem Medonet projesi, hem Poster projesi, bunlar Avrupa Birliği'nin desteklediği büyük projeler. Özellikle OpenAir, şu anda Avrupa Birliği'nin bütçesi belki de en yüksek projelerinden bir tanesi. Eğer gerçekleşirse, 2020 için Ocak'ta başlayacağız tekrar OpenAir Horizon 2020, 14 milyon euroya yakın bir bütçesi olan bir proje. Türkiye bu iki projede de var. Ve uluslararası görünürlük konusuna geldiğimizde, şu anda dünyadaki kurumsal arşiv sayısına baktığımız zaman 2005 yılında 128 tane arşiv var dünyada. Bugün geldiğimiz noktada ise 2729 tane open doğara kaydedilmiş, yani kurumsal arşivleri kaydettirilen bir site burası. Oraya kaydettirilmiş arşiv sayısı, ki Türkiye'deki bütün arşivler kayıtlı değil. Bunları hangi kıtaya göre dağılımına baktığımız zaman en çok kurumsal arşivin bulunduğu kıta
Avrupa kıtası olarak geçiyor. Daha sonra Amerika, Asya bunlar devam ediyor. Ülkelere baktığımız zaman en çok kurumsal arşivin bulunduğu ülke yine Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Japonya, İspanya, Fransa. Zaten bu listeye, bu sıralamaya baktığınız zaman dünya biliminde de önde gelen üniversiteler bunlar. Önde gelen üniversitelerin bulunduğu ülkeler. En çok hangi tip yayınlar var bu arşivlerde diye baktığımızda doğal olarak tabii en çok makaleler var, tezler var, kitap chapter'ları var, konferans bildirileri var, multimedya materyalleri var. Bu şekilde liste devam ediyor. En çok bu arşivlerde kullanılan dil, hangi dilde yayın var diye baktığımızda ise yine İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Japonca, Portekiz, Çin, Polonya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Norveç, İsveç ve Türkçe. Yani Türkçe aslında bayağı yukarıki bir noktada. Çünkü arşiv sayısı artıyor. Hangi konularda bu arşivlerdeki dokümanlar veya yayınlar diye baktığımızda en çok çok disiplinli alanlardaki yayınların dikkatimizi çekiyor. Bu arşivlerde, bu 2700 arşivde en çok hangi yazılım kullanılıyor diye baktığımızda ise %42.5 ile en çok kullanılan yazılım DSpace. Bu da bizim ülke olarak ne kadar doğru bir yazılım seçtiğimizi bir kere daha gösteriyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'den şu anda Open Doğa'ya kayıtlı arşiv sayısı 45. Yani benim bu sunumu hazırladığım 2-3 gün önceki rakama göre şu anda 45. Bunların da listesini burada görüyorsunuz ve o arşivlere ait ne kadar yayın olduğunu listesinde yine burada görebilirsiniz. Ayrıca demin işte ROAR diye bir sitemiz daha var. Bu da eğer kurumsal arşiviniz için bir politika oluşturduysanız o politikanızı da buraya gelip buraya rejistre etmeniz gerekiyor. Buraya kaydettirmeniz gerekiyor. Ona baktığımızda da Türkiye'den aslında burada daha az 8 tane kurumun sadece politikasının olduğunu veya buraya kaydettirdiğini görüyoruz. Aslında bu rakamlar daha yüksek ama üniversiteler buraya kayıt yaptırmadıkları için görünür durumda değil. Burada da hangi ülkeden ne kadar arşiv buraya, hangi kurum ne kadar politikasını hazırlamış ve kaydettirmiş onu görebiliyoruz. OpenAir'den bahsetmiştim biraz önce. OpenAir artık Avrupa Birliği'nin bilimsel altyapısı için hazırlanmış bir proje. Sadece Avrupa Birliği projelerini içerirken, Alma'da bahsetse bak şu anda bütün kurumsal arşivlerdeki yayınları harmanlayan bir sistem haline geldi. Şu anda 8,5 milyona yakın bilimsel yayın, veri seti, makale, tez var OpenAir'in içinde. Büyük bir hazine. Ayrıca üniversitelerinizin web sitelerine eklemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. OpenAir tarafına baktığımız zaman da OpenAir'e arşivinizin uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Şu anda DSpace kullanan arşivler aslında uyumlu ama OpenAir bir validation testinden geçirdiği için onun standartlarında bir yayını koymanız lazım. O yayındaki alanlara bakarak ancak uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Bunu kimler yapmış diye baktığımızda da işte Doğuş Üniversitesi, Katip Çelebi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Özyeğin Üniversitesi, Marmara, Niğde ve Süleyman Demirel Üniversiteleri kendilerini OpenAir uyumlu hale getirmişler ve şu anda orada listeleniyor. Evet, şimdi gelelim bu toplantımızın da en önemli temasından biri olan Yüksek Öğretim Akademik Arşiv Projesi. Ulusal Akademik Arşiv Projesi, Yüksek Öğretim Arşiv Projesi bu 5 yıl önceki bir toplantıda dillendirdiğimiz aslında bir terimdi bu. Ama bugün hayat buldu, bundan da son derece mutluyum. Projemizin web sitesi var. Projemizin web sitesinde işte yapılan bütün sunumlar, projeyle ilgili oluşturduğumuz bir tartışma listesi var. O tartışma listesi, kurumlara gönderdiğimiz bununla ilgili bütün yazıları. Ayrıca eğer üniversiteniz kurumsal arşiv kurduysa burada bir form var. Buraya forma girip kendi üniversitenizi buraya kaydettirebiliyorsunuz. Şu anda kurmuş olan üniversitelerin listesini ve politikalarına yine erişebiliyorsunuz. Ve yine driver rehberi dediğimiz açık erişim arşivlerine veri girişinde standart olarak kullanılan bilgilerin yer aldığı driver rehberi de yine Türkçe'ye çevrildi ve burada var. Evet, bu tartışma listemize bağlanmak için, bu üniversitenizi kaydettirebileceğiniz form için, bu şu anda hangi üniversiteler var ve onların linkleri nelerdir onu size gösteriyor. Evet, mevcut duruma baktığımız zaman Türkiye'de 184 tane üniversite görünüyor şu anda. YÖK'ün sayfasında. Biz kurulum listemize baktığımızda 160 tane üniversite kendini bu sisteme tanımlamış.
24 tanesi ise henüz daha bu sisteme hiç girmemiş. Yani bizim açık erişim projesiyle hiç ilgilenmemiş. Bu projeye kaydını yaptıran, listeye dahil olan üniversitelerden kimler sistemlerini kurdu, bu DSpace yazılımını veya benzer bir yazılımı kurdu diye baktığımızda ise 124 tane üniversite kurumsal arşivini kurmuş. 60 tanesi ise kuruluma başladı görünüyor ama hala bir ses yok. Umarım en kısa zamanda onlar da kurmuş olurlar. Yani %67 şu anda kurmuş durumda Türkiye'de, %33'te henüz kurulma aşamasında. Bu 124 tane sistemini kurmuş olanlardan kaç tanesi veri girişi yapmış diye baktığımızda ise 69 tane üniversitemiz sisteme veri girişinde bulunmuş. 55 tanesi ise sadece sistemi kurmuş, çalışır durumda ama herhangi bir veri girişi yok. Şimdi bu elimdeki sizin gördüğünüz grafik 2010 yılında Asya'daki bir ülkede yapılmış açık erişimle ilgili bir çalışmaya ait bir makaledeki iki tane slide aldım buraya. Burada diyor ki 2010 yılının Haziran ayında bu listede görünen işte Türkiye, Tayvan, Malezya, Kore, Japonya gibi ülkeler arasında 191 tane arşiv var 2010 yılında. Ve Türkiye'deki arşiv sayısı 2010 yılında sadece bu 191'in 4.4'ü. Yani bunları niye gösteriyorum aslında? Şu anki geldiğimiz noktayı gösterebilmek için. Ve yayın sayılarına bakıldığında 2010 yılında Türkiye'de açık erişimdeki yayın sayısı sadece 19 bin. Ve sadece buradaki ülkelerle kıyaslasanız bile %2.2'sine geliyor. Şimdi Avrupa'ya gelirsek ve bugünkü güncel rakamlara gelirsek, Open Door'daki kayıtlı arşivlerimizin yayın sayılarını çıkardığımızda şu anda 45 tane arşivimiz var ve 105 bin civarında yayın şu anda var görülüyor. Yani biz 4 senede 19 binden 105 bine Open Door kayıtlarına göre çıkmış görünüyoruz. Ama biz diğer Avrupa'daki ülkelere baktığımız zaman bir Almanya'daki yayın sayısı 3 milyon. Ya da İspanya'ya baktığımızda 7 milyon. İngiltere'ye baktığımızda ise büyük bir uçurum 45 milyon civarında yayın var. Ve bize benzer dediğimiz işte Brezilya gibi ülkelerde 1 milyon. Yunanistan'da bile 500 bin yayın var. Portekiz'de 227 bin. Fransa'da 5 milyon 799 bin yayın var. Bunlar bize benzer ülkeler. Şimdi bizim yayın sayımızı, arşivlerimizdeki yayın sayımız az. Aslında daha fazla olabilir miydi? Evet, olabilir. Nasıl olabilir? Şimdi Scopus verilerine göre son 5 yıllık sadece Scopus'taki dergilerdeki yayın sayılarımıza baktığımız zaman 2009'dan 2014'de yaklaşık ortalama 30 bin civarında Türkiye'nin yayın sayısı var. Bu bile 150 bin yayın demektir. Son 5 yılı bile düşünsek. TÜBİTAK UlakBİM Dergi Park projesi başladı. Türkiye'deki şu anda yayınlanan bilimsel dergi diyebileceğimiz dergi sayısı 1499-1500 civarında. TÜBİTAK sadece bunlardan şu anda 402 tanesine hosting hizmeti veriyor. Ev sahipliği yapıyor Open Journal sistemi kullanarak. Ve veri girişi devam ediyor. Şu anda sadece o 402 dergiye ait bile 100 binin üzerinde kayıt girişi yapılmış durumda. Yani 100 binin üzerinde makale şu anda sistemin içinde var. Ki diğer bu 1000 dergideki yayınlar henüz yok. Ve yine çok yeni bu, TLRM France tarafından Türkiye'deki yazarlara sorulmuş, 3000 civarında hocaya sorulmuş. Siz makalenizi yazdığı zaman kime ulaşmasını istersiniz, hangi ülkeye ulaşmasını istersiniz diye. Ve 464 ile aslında en çok Türkiye'deki akademisyenlere ve Türkiye'deki camiaya ulaşmasını istiyormuş hocalarımız. 451 tane Avrupa, Amerika böyle devam ediyor. Demek ki yapılan yayınlar aslında bizim akademisyenlerim en çok kendi birbirlerine göstermek istiyorlar. Ama bunu yapabilecekleri platform yok. Ve Yükseköğretim Akademik Arşiv Projesi ise işte bu platform olacak. Gültekin Bey, son 5 dakikanız. Evet, şimdi hedef bu proje için 2016 yılında 600 bin, 2017 yılında 700 bin, 2018'de 800 bin, 2019 yılında 900 bin kanıt. Ve 2020 yılına geldiğimizde yükseköğretim kurumsal yükseköğretim projemiz içindeki akademik arşiv projemiz işte yayın sayısını 1 milyon olarak öngörüyoruz ve bu 1 milyon hedefine de inşallah sizlerin de katkılarıyla tüm üniversitelerimizin katkılarıyla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece şu anda tez sayımız bile 400 bin civarında. Yani bu hiç ulaşılmayacak bir hedef değildir. İnşallah 2020 yılına
diğer örneklerde gösterdiğim ülkeler gibi en azından 1 milyon hedefine ulaşabileceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadar Sayın Başkan. Evet, Gültekin Bey'e ben de teşekkür ediyorum. Şimdi bu hedefle dün de konuştum. Ekip olarak öyle bir uyum haline gelmişiz ki artık aslında Gültekin Bey'in bu sunumu hazırladığı zaman benim bilgim yoktu. Bizim Yüksek Öğretim Kurulu'nun vizyonu Sayın Başkan'ın açıklamalarında nazar dikkate aldığımız zaman bu hedefler bizim Yüksek Öğretim Kurulu'nun hedefleriyle de örtüşüyor. Bu bakımdan bu hedefi ben de gerçekçi buluyorum. Teşekkür ediyorum. Dün zaten başkana da biraz çılgınca mı diye sordum Gökhan Hoca. Hayır dedi, gayet makul bir hedef dedi. Yani gayet normal karşıladı. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi sözü ikinci panelistimiz Özyeğin Üniversitemizden İlkay Holt Hanımefendi'ye veriyoruz. Buyurun İlkay Hanım. Herkese merhaba. Ben öncelikle aslında Sayın Ahmet Kahraman nezdinde YÖK'e şükranlarımı sunmak istiyorum şu anda. Bu kürsüde bu basamağı sağladıkları için. Çünkü nice resimlerim var benim bu kürsüde ama ben yokum. O yüzden bence süper bir gelişme. Şaka bir yana, gerçekten böyle üst düzey bir toplantı organizasyonu için Ahmet Bey'e özellikle teşekkür etmek istedim. Benim bugün biraz da hızlı anlatacağım şeyler aslında sabahtan beri aslında söz edilen şeyleri ve bir yandan da Gültekin Bey'in anlattıklarını tamamlayıcı bir sunum niteliğinde olacak. Dokunmaya çalıştığım şey ise bir üniversite olarak kurumsal anlamda açık erişim bizle kurumlarımızda nelere etkileyecek konusunu biraz adım adım, basamak basamak özetliyor olmak. Bunlardan ilk sırada yer alan aslında sabahtan beri de özellikle söz edilen şeylerden bir tanesi kurumsal politikalarımız. Bunlar sadece aslında kurumsal politikalarımızla da sınırlı değil, ulusal politikalarımız ya da fon sağlayıcıların politikaları da aslında birbirini çok etkileyen, yaptığımız projeyi de birebir etkileyen, kurumsal kararlarımızı da etkileyen şeyler ama ben tekrar tekrar bu politikalar ne anlama geliyor söylemek istemesem de bizim bir kurum içerisinde üretiyor olduğumuz aslında bilgiyi nasıl topladığımızı, nasıl sakladığımızı, daha sonra da nasıl kullandığımızı belirleyecek bir yol haritası sunacağı için politikanın önemini ve açık erişim deyince aslında ilk atmamız gereken adımlardan bir tanesini özetliyor. Yine sabahleyin aslında gündeme gelen şeylerden biri de şu oldu tabii ki. Alman'ın sunumunda da vardı, Eloy da özellikle söylemişti. Yalnızca politikanın varlığı, hatta işte RuarMap'te vesaire artık kayıtlı olan kurumsal politikalardan söz edebiliyoruz. Sadece politikaların varlığı da yetmiyor. Bunları uygulamaya zorlayacak olan altyapılar ve diğer aslında dinamiklerin de kurumlarda olması gerekir diye söz ettik. Belki buradayken bir şeyin de altını çizelim. Özellikle Yaşar Hocam'ın panelinde gündeme gelmişti. Sadece açık erişim yayınlarımızdan değil, açık veriden de söz ediyoruz. Verinin nasıl yönetildiğine dair de aslında politikaların artık hani upgrade edilmiş olması, buna göre donatılmış olması gerekiyor. Ben böyle bir aslında akılda kalacak bir slide hazırladım ama bunlardan çokça söz edildi. Bizim kurumsal politikalarımıza altyapı oluşturabilecek, model olabilecek politikaları MedoNet ve şimdi Pasteur for diye devam eden, OA diye devam eden projelerden elde edebiliriz. RuarMap sayılarına tekrar girmeyeceğim. İkinci bir konu, yine kurumsal olarak bizi birebir üniversite olarak aslında etkileyen şeylerden bir tanesi, kamu kaynaklarıyla yapılan araştırma sonuçlarına aslında zaten otomatik olarak, hakkımız olarak açık erişim ulaşabiliyor olmamız. Burada aslında buradaki döngüden bahsetti zaten benden önceki arkadaşlarım da, özellikle Gültekin buna vurgu yapmıştı. Buna biraz da şöyle bakmak lazım. Evet, hem kendimiz yazıyoruz, daha doğrusu akademisyenlerimiz yazıyor. Biz sonra eleştirmek için kütüphane bütçelerimizi ya da kurum bütçelerimizi harcıyoruz. Aynı zamanda da akademisyenlere ödenen maaşlar gibi aslında etikte olmayan ve sonuçta herkesin aslında vergilerinden ödenen bir araştırma fonundan bahsediyoruz. Bu konuya biraz da bu açıdan bakmak gerekir diye altını çizmek istedik. Üçüncü bir
gelişme olan, açık erişimin zaten aslında varlığıyla birlikte yani Gold Open Access diye, Altın Yol diye her zaman andığımız açık erişim yayıncılıktan bahsediyoruz. Tabii ki yayıncıları da değişime zorladı bütün bu hareket. Özellikle son 10 yıl içerisinde farklı yayıncılık politikaları, pardon, yayıncılık modelleri geliştirdi aslında her yayıncı şimdi. Bunlardan bir tanesi hem direkt açık erişim yayıncılar, diğeri de aslında karma yayıncılık dediğimiz hibrit yayıncılık yapan dergiler. Burada şöyle şeylerin altını çizmek gerekiyor. Üniversite üyelerinin açık erişim yayın yapması için bu dergilerde kurumların aslında açık erişim yayıncılık için fonlar sağlayabilmesi ya da fon sağlayıcıların da bu araştırma fonlarının içerisinde bunun için harcanabilecek aslında miktarlar ayırabilmesi ve dolayısıyla da aslında mevzuatlarımızın bunlara uygun olabilmesi gerekiyor. Yine bu direkt kurumlarımızda kararlarımızı etkileyen, hareket alanlarımızı etkileyen şeylerden bir tanesi. Ben böyle bir bu Nature dergisinde aslında yayınlanan açık erişimin gerçek maliyeti diye bir makaleden aldığım bir bir grafik. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim şey de şu. Hepimizin zaman zaman aslında tartışırken karşımıza ya da söyleye geldiğimiz şey şu oluyor. Açık erişim zaten niye artık internet de var, web de var, neden ücretsiz olmasın? Bunu zaten maliyeti işte ne ki? Zaten biz review etmiyor muyduk bunu vesaire gibi. Burada sonuncu kısımda açık erişim online only diye nasıl tarif şimdi buradan gösteremiyorum ama sonuncu kısımda bir açık erişim yayının maliyetini görebildiğimiz bir grafik var. Burada aslında hiç değişmeyen şey olarak gördüğünüz o üstteki gri kısımlar hakem sürecini, review aslında sürecini ve aslında hiç değişmeyen bir adım tekrar ediyor. Ve görülüyor ki aslında işte $2,200 civarında bir yine maliyeti var. Bu maliyeti oluşturan aslında kategorileri görmeniz açısından çarpıcı bir örnek diye düşünüyorum. Bu da yine bir yanılgı olan, dediğim gibi açık erişimin ücretsiz olması, sadece okuyucuya ücretsiz olmasını aslında ifade ediyor. Maliyeti olmayan bir yayıncılıktan bahsetmediğimizi vurgulamış oluyoruz. Bir diğer şey, açık erişimin ikinci aslında kendini gerçekleştirme şekli olan yeşil yol, yani kurumsal arşivler. Bugünkü YAAP aslında projesi içerisinde de yapılmaya çalışılan, teşvik edilen aslında durum bu. Burada şöyle bir şeyi aslında ilk slaydıma da bağlantı yapabileceğim bir durum var. Bir rektör olduğunuzu düşünün ve ya da işte ne bileyim herhangi bir rapor hazırlamaya çalıştığınızı düşünün. Kendi kurumlarımızda ilk sorduğumuz sorulardan biri bu üniversitede ne üretildi sorusunu bir kere de yanıtlayabilmek için gerçekten elimizde sistemler var mı? Çoğunlukla bu soruları aslında sağlıklı yanıtlar veremiyoruz. Hem geriye dönük özellikle de aslında büyük üniversiteler için, eski üniversiteler için bu her zaman bir biliyorsunuz aslında bir sorunsal olarak devam ediyor. Bu tür kurumsal hafızamızı, entelektüel hafızamızı bir yerde tutmak için kurumsal arşivler büyük önem taşıyor. Yine sabah gündeme gelen şeylerden bir tanesi ve benim telif haklarında tekrarlayacağım şeylerden biri. Eloy'un özellikle vurguladığı şeylerden bir tanesi de immediate deposit dediğimiz yazar kopyasının daha işte hani yayınlanmaya onay alır alınmaz kendi kurumsal arşivlerimizde arşivleniyor olması gerekliliği. Ki böylelikle hem kurumun hem yazarın bilimsel etkisini yükseltecek bir harekette bulunuyor olacağız. Burada sabah yine gündeme gelen bir Liège Üniversitesi'nin Orbi dediğimiz aslında kurumsal arşivine bir atıfta bulunarak bir örnek vermek istedim. Dedikleri gibi aslında Alman'ın da özellikle bahsettiği çok örnek projelerden bir tanesi. Akademik değerlendirme için bile aslında Orbi'yi birebir kullanıyorlar. Biz Özyeğin Üniversitesi olarak kendimize örnek vererek en azından anlatmak istedim. Bu son bir yıl içerisinde bizim kurumsal arşiv projemizi bir adım öteye taşıyarak Özyeğin Üniversitesi içerisinde kullanılan aslında akademik değerlendirme sistemiyle kurumsal arşivini entegre edecek bir proje üzerine çalışıyoruz. 2015'in sonunda dekanların ya da rektörlüğün hem akademisyenleri aslında değerlendirmeler için kullanabilecekleri hem de bizim görünürlüğümüzü, ne ürettiğimizi görebileceğimiz tek bir kaynak haline gelebilecek. Telif haklarının yönetimi hepimizi özellikle de bu uygulama sırasında, hepimiz bu projenin bir parçası olmaya çalıştığımız noktada zorlayan konulardan birisi oldu. Eminim hepimiz işte bir araya geldiğimizde pek çok soruyla aslında karşılaşıyoruz. Bana da gelenler oluyor. Burada en önemli şey
Alman'ın da aslında bahsettiği bilinç düzeyini arttırmak hem kendimiz için hem akademisyenler için. Çünkü bunu yapabileceklerinin farkında değiller. Gültekin'in sunumunda aslında geçmişti. Bugün Sherpa Romeo'da evet yayınınızı şu veya bu şekilde herhangi bir kurumsal arşive koyabilirsiniz diyen aslında yayıncı politikalarını izliyor olsaydık, bugün dünyada yayınlanan makalelerin %20'si değil %80'lere varan oranda aslında açık erişim erişilebiliyor olduğunu görecektik. Bu önemli bir şey. Bizim de aslında bu kadar bilinç düzeyimizle akademisyenlere destek oluyor olmamız gerekiyor. Hemen burada kısaca her zaman aslında tekrarladığım bir şey söylemek istiyorum. Yayıncı politikalarını özellikle de uluslararası alanda aslında hareket eden yayıncılar için bu politikaları Sherpa Romeo üzerinden kontrol edebiliyoruz. Bugün dergilerin %90'ı bir şekilde bir erişime izin veriyor. Bu da bizim için önemli bir şey. Bunu anlatabilmemiz aynı zamanda kullanabiliyor olmamız gerekiyor. Üçüncü bir şey sadece akademik aslında makalelerimiz için değil. Akademisyenlerimizin ürettiği diğer ders notları vesaire gibi şeylerde, hatta sanatsal yarattığımız pek çok aslında eserde kullanabileceğimiz açık lisanslar var. Herhangi bir şekilde aslında web ortamında paylaştığımız entelektüel ya da sanatsal ürünleri nasıl paylaşacağımızı tanımlayan lisanslar bunlar. Creative Commons bunlardan bir tanesi. Sadece farkında olmamız için ben not aldım ama sanırım Orçun Hocam belki kendi sunumunda da değiniyor olacaktır. Kütüphane bütçeleri burada çoğunluğu aslında etkileyen bir konu olduğu için şöyle örneklerle bağlamaya çalışacağım bunu. Dediğim gibi evet kaynakların verimli kullanımında açık erişim çok önemli artık. Şöyle şeyler olabiliyor. Dünyada en azından oluyor. Bize çok aslında en azından örnekleri çok yansımıyor şu anda ama araştırma ofislerinin verdikleri fonlarda kendi kurumlarımızda yayın yapmaları için hocalarımıza açık erişim o makale ücretini mesela ödediklerini biliyoruz. Ya da ulusal site lisansı dediğimiz TÜBİTAK ULAKBİM tarafından sağlanan kaynaklar aslında kullanılıyor. Bizim kurumsal olarak kütüphane bütçelerinden aldığımız bu dergi aslında aboneliklerini farklı farklı yerlerden zaten açık erişim için ödemeler yapılıyorsa acaba indirimler mi almalıyız, başka aslında alım modelleri mi düşünmeliyiz gibi bizim lisans anlaşmalarımızı etkileyen gerçekler var. Kütüphane bütçelerini bu açıdan da değerlendiriyor olmalıyız ve kurum içerisinde işbirliği için halinde olmalıyız diğer birimlerle. Bu bizim biliyorsunuz zaten en çok aslında şeyler kütüphane bütçelerimizin büyük yoğunluğu dergi aboneliklerine gidiyor. Bu da sadece bir gösterge. Bu seneler içerisinde 2011'e kadar ARL'den aldığım bir istatistikti. Dergi abonelik fiyatlarının %400 civarında sonuçta artışta olduğunu gösteriyor. Çok önemli bir harcama kamu için diye söyleyebilirim. Burada altını çizmek istediğim şey ise şu, kaynakların konsolidasyonu derken az önce kütüphane bütçelerinden bahsettim, akademisyenlerin maaşlarından bahsettim, kurumsal olarak aslında ödenen paralardan bahsettim, fon sağlayıcılardan çıkan araştırmalar, paralarla yapılan araştırmalardan bahsettim. Bunların hepsinin aslında belki de bir veri tabanı ya da bir sistem içerisinden izlenebiliyor. Sonra da bize o dataların aslında akıyor olması gerekiyor. Şu anda böyle bir şeyimiz yok ama aslında önümüzde ve beklentimiz olan şeylerden biri de bu oluyor. Olmalı ki yine ülkenin aslında kaynaklarını verimli harcamak konusunda. Buna zaten değinildi ama sadece sabahki o zaman sunumlardan şöyle bir bağlantı yapayım bu konuya. Artık kurumsal arşivlerde yer aldığı için ya da yer almazsa aslında akademik değerlendirmeye alınmayan yayınlardan bahsediyoruz. Bu da aslında akademik değerlendirme süreçlerini, performansı etkileyen bir gerçek. Bir diğer şey artık hani dergiler bazında biliyorsunuz etki değerlerinden değil, makale düzeyinde metriklerden bahsediliyor. Açık erişimin yine dokunacağı alanlardan bir tanesi ve bizim değerlendirme kriterlerimizi etkileyecek şeylerden bir tanesi de bu. Uluslararası atıf indekslerini burada özellikle aslında altını çizmek istedim. Çünkü artık dünyada hep yerel farklı sistemlere gidildiği görülüyor. Sadece Scopus ya da sadece ISI Web of Science'ı kullanmayan örnekler. Buna şey değinmişti zaten Gültekin, çok fazla zamanınızı almıyorum ama ne kadar paylaşırsak, başkaları tarafından ne kadar erişilirsek, Sabahleyin de örnekleri vardı. Diğer aslında araştırmacılar tarafından daha çabuk keşfedildiğimiz için işbirliği olanakları gelişecektir. Sabah Başbakan'ın konuşmasında şey vardı, işte her yerden alıp katan paste etmek gibi.
Bu biraz da işimize yarıyor aslında. Ne kadar aslında erişilebilir olursa bütün kaynaklar, o kadar nerelerden alınabildiğini göreceğiz. Böylece hem araştırmaların tekrarı önlenirken bir yandan da intihar gibi şeyler aza indirgenmiş olacak. Bu konuya biraz da buradan bakmak lazım. Sonlandırıyorum aslında sunumumu. Hepimizin soru işaretleri var. Bunları niye buraya listeledim derseniz, sizden en çok aldığımız ya da siz veya hani bu konuyla ilgili aslında Türkiye'denizden aldığımız ya da karşımıza gelen sorulardan bazıları bunlar olabiliyor. Oturumun sonunda tartışmak üzere aslında bunları şimdi hızla geçiyorum. Ama okumuş olma ihtimalinize karşı. Son olarak da biz bilimsel iletişim döngüsünü, etik işleyişini sağlayan kurumlar olmalıyız üniversitelerimizde. Ve bunu izleyen, aslında bunlara liderlik eden kişiler pozisyonlardayız sonuçta. Bunları değerlendiriyor olmamız lazım. İnternetin olanaklarından tam olarak yararlanabilmemiz için tam kapasiteyle açık erişim bizim için bir yol. Buna da hem hazırlıklı olmalı hem de liderlik etmeliyiz diye sözümü bitiriyorum. Teşekkür ederim. Efendim, İlkay Hanım'a bu değerli sunumu için teşekkür ediyoruz. İlkay Hanım bizim grubumuzun çok değerli üyelerinden biridir. Ve onun için bir basamak değil, daha binlerce basamak yapabiliriz. Evet, şimdi bu bölümün son panelisti Hacettepe Üniversitemizden Orçun Madran Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Orçun Bey, 20 dakikamız var. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de kullanayım basamağı. Şimdi ben 10 yıl kadar önceye gitmek istiyorum. Gaziantep Üniversitesi'nde sene 2005 bir akademik bilişim konferansında sahnede Yaşar Tont hocamız vardı. Sunumun konusu tahmin edebileceğiniz gibi açık erişimli ve bilgi erişim sorunlarımızın çözümünde açık erişimden nasıl yararlanabiliriz diye bize sormuştu. Ben gerçekten mezun olduktan sonra sene 98-99'dan o yana 5-6 yıl içinde birçok farklı teknoloji beni heyecanlandırmıştı ama bu tür bir akademik kavramın beni bu kadar heyecanlandıracağını düşünmemiştim. Gerçekten açık erişim o gün bize anlattığı zaman, benim ilk karşılaşmam belki yaklaşık 10 sene önce olmuştu. Çok heyecanlanmıştım ve oradaki bütün dinleyicilerin, bütün izleyicilerin aynı heyecanı paylaştığını görmüştüm. Bu 10 yıl boyunca aslında birçok kavramla karşılaştık. Bunlar açık erişim, açık kaynak kod, açık lisanslar, açık ders malzemeleri, açık donanım gibi. Ve bu 10 yıl boyuncaki bu kavramlar aslında bize bir ekosistemin oluşmasını da sağladı. Ve bu yapı içerisinde gerçekten çok fazla yeni kavram, çok fazla üzerinde konuşulması gereken yeni çalışma ortaya çıktı. Ve akademisyenler ve bu konuda ilgi sahibi olanlar gerek makalelerle, gerek bildirilerle, gerek ulusal projelerle, YAAP'ta olduğu gibi veya üniversitelerin kendi içinde yaptıkları BAP projelerinin olduğu gibi, gerekse biraz önce bahsedilen uluslararası projelerle ve şu anda üçüncüsünü gerçekleştirmiş olduğumuz Çalıştay kongre, konferans ve panellerle bu çalışmaları bir şekilde daha ileri bir seviyeye taşımaya çalıştı ve çok gayret gösterdi. Ancak son bir yılda bence 10 senede kat edilmeyen bir mesafe kat edildi. Bu hem çok sevindirici hem bence birazcık da üzücü. Burada aslında farkındalık düzeyinin önemli bir artış oldu. Kurumsal çerçevede konu yavaş yavaş sahiplenilmeye başlandı. Bir avuç akademisyen, kütüphaneci, bilgi ve araştırma merkezi yöneticisindekinden farklı paydaşlar oyuna katılmaya başladı ama görüyoruz ki burada kamu, devlet eliyle bir takım çalışmalar başlatılmazsa ilerleme maalesef çok yavaş oluyor. Bundan belki bir 10 yıl önce bu çalışmayı biz YÖK'te, TÜBİTAK'ta, ilgili birimlerde başlatabilseydik, şimdi o milyon hedefleri belki 10 milyona gelebilirdi diye düşünüyorum. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e, YÖK Başkanımıza, Gültekin'e, Yaşar Hocamlara, bütün emeği geçen arkadaşlara. Ve bence 2010 yıllarıyla beraber o 2005'lerde ve öncesinde yapılan aşı tuttu diyorum ben. Çünkü gerçekten bir kritik yoğunluk oluşturmaya çalışıyoruz. Hem sayısı olarak hem de nicelik olarak ve nitelik olarak. Bu anlamda bence o günkü artık aşı tuttu. Bundan sonra daha ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Evet, bir belirli bir mesafe kaydettik gerçekten. Ben o mesafenin ilk belki de yıllarını o iki ağaç arasına benzetiyorum. Şu anda ondan daha fazla bir yol kat ettik ama inanın o kadar uzun bir yolumuz var ki ve bu yol aslında gerçekten yalnız olduğunuz bir yol. Çünkü Avrupa Birliği ne kadar destek olsa, ne kadar çalışmalar yapsa da örneğin Türkiye'de
Avrupa Birliği'ndeki açık yarışımla ilgili çalışmalara bir muhatap arandığı zaman hala bulunamıyor. Bu anlamda siz yalnız kalıyorsunuz ya da size kimse hadi bu koleksiyonlarınızı açık yarışıma aktaralım demiyor. Evet destekler var ama yine sonuçta bu ülkenin evlatları, bu ülkenin bir şekilde emek veren kişilerin yardımıyla bu çalışmalar yükseleceğini söylüyorum. Ben dediğim gibi bu son yıllardaki çalışmalar haricinde sadece belirli bir kesimin gayret gösterdiğini düşünüyorum. Yani o buzlu suya atlayacak birisine ihtiyaç vardı. Belki o Yaşar Hoca'ydı, belki Gültekin'di. Onun arkasından yavaş yavaş atlanmaya başladı. Bence artık son yıldaki çalışmalarla beraber gerçekten kitle bu sürecin peşine koşmaya başladı. Bu açıdan çok keyifli. Ama bizim gerçekten kritik bir yoğunluk sağlamamız lazım. Hem yayın olarak hem katkı sağlayan insanlar olarak. Şimdi burada gerçekten baktığımız zaman özellikle açık yarışım çalıştaylarına ağırlıklı olarak kütüphanelerde görev yapan, kütüphanecilik alanındaki akademisyenleri ve bazı yöneticilerimizi görüyoruz. Ama buradaki problem aslında sadece bu insanlara sınırlı değil. Akademisyenlerin tamamı, öğrenciler ve bir takım farklı paydaşları da bu çalışmanın içine çekebilmemiz lazım. Aslında burada ben eğitimden çok fazla fayda sağlayabileceğimizi ve eğitim alanında açık yarışımı entegre ederek, içine sokarak çok daha yoğun kitlelere ulaşabileceğimizi ve o yoğun kitlelerin de bu çalışma içinde yer alabileceğini düşünüyorum. Bunlar akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler, özel sektörde yer alan uzmanlar ve bizim bugün çokça adı geçen YÖK Başkanımız tarafından da yaşam boyu öğrenme sürecinde yer alanlarla olabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada aslında baktığımız zaman evet akademisyenler, Türk akademisyenlere yazılarını ulaştırmak istiyorlar ve bu akademik veri tabanları ve akademik dergiler aslında çok küçük bir ekosistem içerisinde kullanılıyor. Ama bizim bunu gerçekten öğrencilere, bir şekilde alanda çalışanlara ve yaşam boyu öğrenme süreci içinde yer alan kişilere aktarabilmemiz lazım. Çok güzel örnekler var aslında. Örneğin açık ders malzemelerine baktığımız zaman tüm dünyadaki kullanımına bir şekilde bir akademik dünya için oluşturulsa dahi yaşam boyu öğrenme alanındakilerin çok daha fazla kullandığını düşünüyoruz. Bizim ürettiğimiz makalelerin, yazdığımız bildirilerin, araştırma sonuçlarının ve verilerinin, bu bilgi setlerinin esas özel sektör tarafından ve belki de alanda çalışan insanlar tarafından ağırlıklı kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu açık yarışma dahil olmazsa, harmanlama sistemlerinde Google Scholar gibi veya yerel sistemlerde bir şekilde indekslenmediği sürece bunların hangi halka, hangi alanda çalışana, hangi özel sektör personeline ulaşabileceği konusunda da ciddi endişelerimizin olması gerekiyor. Ve burada sadece tezler mi önemli? Belki bu iyi bir başlangıç. Belki nicelik olarak önemli, evet. Kritik bir yoğunluk sağlayabiliyor ama burada bildiriler, makaleler, kitaplar, raporlar, araştırma verileri gibi ilk etapta yapmamız gereken, daha sonra ders malzemeleri, ses kayıtları, videolar, sunumlar ve bununla beraber belki bu makalelere, bu veri setlerine yapılmış paylaşımlar, yorumlar ve ekstra katkıları da bizim açık yarışım sistemleri içinde yer vermemiz gerekiyor. Yani burada DSpace kurduktan sonra akademisyenlerin ürettiği bir takım çalışmaları bu sistem içinde yer vermek belki ilk etapta belirli bir rakama ulaştığımız zaman bizi tatmin edebilir ama bunun devamında birçok farklı alanda, birçok farklı kategorideki materyalleri de bu sistemin içinde yerleştirmemiz gerekiyor. Aslında açık bir ekosistem oluşturabilmek için buna ihtiyacımız var. Bir öğrenci, bir akademisyen, bir öğrenme yönetim sistemine girdikten sonra bu öğretim yönetim sistemi içerisinde bağlantı sağlanmış bir makaleye erişemiyorsa, bir veri setine erişemiyorsa o zaman bizim açık ekosistemi içerisinde ciddi bir sıkıntımız olduğunu düşünebiliriz. Akademisyenlerin birçoğunun kendi akademik ağlarından bütün dergilere erişebilmesi bence bu konudaki en büyük handikaplardan bir tanesi. Zannediliyor ki bütün dergiler açık erişimde, çok rahat erişilebiliyor. Ama buna baktığımız zaman aslında belki 140-150 binlik bir camia var bu makalelere, bu bildirilere erişebilen. Onun haricindeki milyonlarca insanı biz bu yapının dışında tutuyoruz. Kullanım oranlarını artırabilmek de ancak bu şekilde mümkün olabilir diye düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar bizim farklı materyali ve insanların ihtiyaç duyabilecekleri farklı çalışmaları da, farklı akademik çıktıları da bu yapı içerisinde yer alması gerektiğine inanıyorum. Birlikte çalışabilirliği artırmak da çok çok önemli. İşte burada standartlara sahip bir takım sistemler geliştirmek ve burada taranabilir, harmanlanabilir yapıları bir an önce hayata geçirmek de çok önemli. Daha önce defalarca konuyla ilgili konuştuk. Belirli standartlara göre harmanlama sistemlerine uyumlu olmayan çalışmaların yapılması tekrar başa dönmemizi gerektiriyor. Bir takım kapalı sistemler, erişimi güç sistemler sürekli olarak bizi daha
fazla çalışmaya, daha fazla angarya iş yapmaya zorunlu hale getiriyor. Onun için bu çalışmalar, bu çalıştaylar, bu toplantılar çok çok önemli. Burada edindiğimiz kazanımları, deneyimleri bizim mutlaka gerçek hayattaki projelerimize aktarmamız gerekiyor. Sonuç olarak bence derslerde açık platformların kullanılmasından tutun da akademik yükseltmelerde ve performans değerlendirmelerinde, örneğin açık yarışım dergilerde yayın yapma kriteri gibi birden fazla çalışmayı oluşturmak gerekiyor. Eloy'un sabahki sunumunda bir takım şeylerin artık zorunlu hale getirildiğini, çok fazla gönüllülük esasıyla büyümenin gerçekleşmediğini gözlemledik. Aslında aynı şey bizim kendi açık ekosistemimiz için de geçerli olmalı. Burada bir takım makalelerin veya bildirilerin veya açık erişim sisteminde yer alan çalışmaların kalite sorunlarıyla ilgili soru işaretlerini de silmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili belki daha fazla açık erişim sistemlerinde, açık erişimle bir şekilde barışık yapılara insanların daha fazla kendi bildirilerini, makalelerini göndermesi ve bu anlamda aslında açık erişimle yer alan bir derginin, açık erişim platformlarının çok daha kaliteli olduğu yönünde bir algıyı oluşturmamız gerekiyor. Ve bence burada açık erişime akademisyenlerin açık erişime yayın yapan dergileri desteklemesi, bunlara makale göndermesi, bunların hakemlik süreçlerine dahil olması çok çok önemli. Akademisyenlerin belki de en fazla dikkat etmesi ve destek sağlayacağı konulardan biri bu olarak düşünüyorum. Açık erişim ve eğitimi aslında bizim harmanlayabilmemiz lazım. Bu iki yapıyı paralel götürebilmemiz lazım. Burada sadece kütüphanelerin, kütüphanecilerin ilgi alanlarını değil, bu sadece bilgi profesyonellerinin dert ettikleri bir şey olmaması lazım. Bu tüm akademik, tüm yaşam boyu öğrenme süreci içindeki kurum, kuruluş ve insanların bir şekilde ortak derdi olması lazım. Ve bizim aslında politika geliştirmek üzerine yoğunlaşmamız lazım. Biraz önce Gültekin anlattı, çok hızlı bir şekilde belki D-Space'leri kurabiliyoruz veya E-Prints gibi benzeri platformları kurabiliyoruz. Ama belki buralara bir takım içerikler yüklemek için politikalarla ilgili sıkıntılarımız olmakta. Pasteur projesi kapsamında ve Medonet kapsamında hazırladığımız bir döküman vardı. Buna internet üzerinden erişebilirsiniz. Açıkerişim.org adresinden. Yeniden bir politika geliştirmek isteyen, senatosundan bu politikayı geçirmek isteyen kütüphanelerin, araştırma merkezlerinin gerçekten kullanabileceği iyi bir döküman. Bu dökümana erişip bu çalışmaları bu döküman üzerinden yürütebilirsiniz. Ve burada aslında kanun koyucuların sürekli destekleyecek bir şekilde çalışmaları başlatması gerekiyor. Bence YÖK'ün sürece dahil olması, çok aktif görev alması çok güzel bir şey ama bence bizim TÜBİTAK tarafında da, yani fon sağlayıcı tarafında da gerçekten YÖK'te başardığımız, YÖK'teki ilerlemenin benzerini, belki de daha da iyisini karşılamamız gerekiyor. Çünkü YÖK'te aslında yaptığı çalışmalar üniversitelerle ilgili ama üniversite dışında da açık erişim içinde yer alması gereken birçok farklı merkez var. Burada önemli olan fon sağlayıcı. Eğer TÜBİTAK kanalına bizim baskı kurabileceğimiz, o tarafı harekete geçirebileceğimiz bir takım imkanlar olacaksa, bu bence bundan sonraki açık erişim süreçlerini çok hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum herkese, katılım sağlayanlara ve buraya gelenlere. Sağ olun. Evet, Orçun Bey'e bu güzel sunumu için ben de teşekkür ediyorum. Şimdi Orçun Bey'in sunumundan bu projeye, açık erişime katkıda bulunan, rol alan gruplardan bahsederken ben buradan bir teşekkür ihtiyacını hissettim. Özellikle yüksek öğretim, açık erişim, yüksek öğretim akademik arşiv projesine verdiği destekten dolayı ben ANKOS Açık Erişim Çalışma Grubu'na ve ANKOS yönetimine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir de Yüksek Öğretim Akademik Arşiv Projesi'nde görev alan ve destek veren, şu anda da salonda bulunan çok sayıda üniversitelerimizin IT personeli var. O arkadaşlarımıza da gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Özellikle sistem kurulumu ve bu proje çalışmalarında çok önemli katkılar sağladılar. Şimdi efendim salondan her bir konuşmacımız için birer soru almak istiyoruz. Ben de Yaşar Hoca'nın metodunu devam ettirmek istiyorum. Buyurun. Kime soruyu yöneltiyorsunuz? Onu da söylerseniz. Şöyle yapabiliriz. Oturduğunuz koltukların sağ tarafında mikrofon var. Düğmeye basmak suretiyle mikrofona konuşabilirsiniz. Buyurun. Pardon. Bu bilgi... Tamam. Merhabalar. Öncelikle sunumlarınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ben Gediz Üniversitesi'nden bir akademisyenim.
bunlara her ne kadar çok daha fazla vakıf olamasam da bunun bir akademisyen olarak bir parçası olmaya da çalışıyoruz bu arada. Sorum öncelikle İlkay Hanım olacaktır. Diğerleri de eklemek istedikleri bir şeyler olursa tabii ki siz de ekleyebilirsiniz. Sizin bahsettiğiniz meselelerde fikri haklar, özellikle bunların copyright meselesiyle alakalı kısımlara birazcık bir değinmişsiniz. Genellikle biz bu açık erişim politikaları dediğimiz zaman genellikle paper, yani makaleleri kastediliyor. Yani onların üzerinde verdiğiniz sayılar onlara göre biçimlendiriliyor. Mesela Gültekin Bey'in de vermiş olduğu, özellikle de Nature'dan alınan şeyler genellikle makalelere göre değil. Ama bir de bunun sizin de ifade ettiğiniz gibi kitap boyutu da var mesela. Bunun da açık olarak ifade edilmesi gerekli mi, gerekli değil mi? Mesela bu açık eğitim politikalarında kitabın da basılması gerekli mi? Bu birinci kısmı soruyla alakalı. Bir ikinci soruda, özellikle siz fon sağlayıcılar ya da yani herhangi bir projeyi destekleyen kişilerle alakalı bunların yayınlanmasını taraftar demiştiniz. Evet, birçok kişi bunun taraftarı. Ama bazı kişi özellikle de teknokent düzeyinde ya da yani TTO'larla ya da bazı lokal özellikle de kalkınma ajansları ya da yurt dışında da bunu aynı şekilde yapıyorlar. Size bir projeye verdiği zaman bunun kendi güdümlerinde yayınlanabilir ya da yayınlanmaması, hatta yayınlanmadan önce kendilerine know-how olarak özellikle de teknik kesimlerde bunu istiyorlar. Peki böyle bir ayrımda açık eğitim, açık erişim zorunluluğu geldiği zaman da siz bir fon alırken ya da yurt dışından herhangi bir şekilde çalıştığınız zaman bu ayrımı nasıl yapmanız gerekiyor? YÖK'e göre siz bunu açıklamanız gerekiyor. Çünkü siz bununla beraber bir doçent olacaksınız, profesör olacaksınız. Üniversite bununla beraber belli bir sizin adınıza beraber bir şey yapmış olacak. Bir ürün ortaya koyacak. Ama bunun size fon sağlayan kurum bunun kendilerinin belli bir zamana kadar saklanılmasını istiyor. Bu ayrımı nasıl yapılacaktır? Sağ olun. Teşekkür ederim ben soru için. Bilgim dahilinde biraz yanıtlamaya çalışayım. Arkadaşlarımın ekleri olacaktır eminim. Kitapların açık erişim olması konusunda şöyle bir şey aslında söyleyebilirim. Dergilerle kitaplar bu noktada farklılaşıyor. Çünkü dergi yayıncılığında yine akademisyen arkadaşlarım var burada. Onlar daha net bilgiler verebilirler ama dergi yayıncılığında sonuçta yazar burada herhangi bir aslında ücret almaksızın bu döngünün içerisinde. Dolayısıyla da orada telif hakkı ödemesi vesaire gibi şeyler olmadığından dolayı. Ama kitap yayıncılığında biliyorsunuz, kitap yani daha yayıncıyla anlaşmanızı yaparken satışı üzerinden bir telif hakkı ücreti vesaire mevcuttur. Dolayısıyla bu ikisini farklı farklı değerlendirmek gerekiyor. Ama bunun yanında tabii ki dünyada yine açık erişim kitaplarda yine bir yani söz konusu tabii ki. Ancak buradaki gerçekten hani ivme dergilerle devam ediyor. Belki buna eklentisi olacak olan bir arkadaşım olabilir. İkinci sorunuza ise fon sağlayıcılar şunu da yapabiliyor. Dünyadaki en azından hareketten şey olarak, örnek olarak söyleyelim. Dünyada bütün fon sağlayıcılar, daha doğrusu Avrupa yani Birliği, Avrupa Birliği içerisindeki bütün fon sağlayıcılar açık erişime Horizon 2020 ile hatta zorunlu olarak zaten parçası olacaklar. Hepsi fon sağladıkları araştırma sonuçlarının yayınlanması, bir şekilde açık erişim altına konması için. Burada ambargo süreleri söz konusu. Dediğiniz şey olabiliyor. Yapılan araştırma bazında ya da işte fon sağlayıcı o spesifik kurum mesela işte şey sabahki oturumlarda geçmişti 6 ay ile 12 ay arasında maksimum ambargo süresini tutarak aslında ama en sonunda açık erişim açılacak biçiminde bir şeyle yine zorlayıcı bir aslında politikayla hareket ediyorlar. Yani anında açılmayabilir, ambargo süreleri mevcut olabilir. Bunda aslında şaşırtıcı bir şey yok ama bir yandan da şey patent vesaire almak gibi şeyler söz konusu olabilir bazı araştırmaların sonucunda. Dolayısıyla bunlar anlaşılabilir şeyler. Dediğim gibi bir sürecin sonucunda açılmak üzere bu araştırmalara açık erişim zorunlu kılınıyor. Belki eklenmek istenen bir şey vardır her iki konuda da. Zaten şu anda hem YÖK tarafından gönderilen politika hem Medyanet kapsamındaki politikada bu tür exceptional şeyler için hep bir ayrım var. Eğer sizin fon sağlayıcınız diyorsa ki ben sana bu projeyi veririm ama asla hiçbir şekilde buradan ürettiğin hiçbir bilgiyi kimseye açmayacaksın. Zaten o zaman yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ama size diyebilir ki evet hemen açmayacaksın. 6 ay ambargo süresi var, 12 ay ambargo süresi var. Ondan sonra açabilirsin. Yani bunlar tamamen fon sağlayıcıya bağlı. Ama şu anda dünyadaki bütün fon sağlayıcılarda büyük bir heves var. Yani ürettiklerinden daha çok insan haberdar olsun. Ve bu ortaya çıkan yeni verilerden
yeni araştırmalar, yeni projeler ortaya çıksın. Ve yaptıkları yatırım daha fazla geriye dönsün. Büyük bir heves var. Şimdi değerli arkadaşlarım, bu oturumdan sonra üçüncü oturuma hemen devam edeceğiz. Çünkü hepinizin bildiği gibi sabahtan da programda sarkmalar var. Şimdi bir soru daha almak istiyorum, onu da bu bölümden. Buyurun. Teşekkürler hocam. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Ömer Orhan. Şimdi biz bir senedir Ankos Açık Erişim Grubu'yla ve YÖK'le büyük bir mesai yaptık. Bir sürü üniversite arkadaşımız, hem kütüphaneciler hem bilgi işlem dairesinden arkadaşlar bir iş başardık. Ama işimiz yarım. Gördük ki %50, yani yolumuzun yarısını yapabilmişiz ya da iş yükümüzün bir kısmını başarabilmişiz. Şimdi burada bugün bu işin ilk adımını bitirdik. İkinci adım ne olacak? Bunun için bir yol planı çıkarttık mı, çıkartacak mıyız? Görülüyor ki sabahki oturumda da Portekiz'deki beyefendi söyledi. Zorunlu olmadığı sürece biz kendi ülkemizde biliyoruz. Yazarların buna kanalize edilmesi sıkıntılı. Bu daha önceki toplantılarda da konuşuldu. Ulusal politika burada nerede devreye girecek? YÖK bunu akademik yükselmede gerçekten edecek mi? Bu bizim temel sonucumuz olmak zorunda ki yani bunsuz biz iş yapamayız. Daha önce de iki toplantıda da konuşmuştuk. Yasal desteği olmadan kişilere özgür bırakılan bu işlem her ne kadar senato kararı olsa bile yani aksak ilerleyecek. Üniversitedeki kütüphanecilerin ya da birkaç bu işe gönül vermiş akademisyenin katkısıyla devam edecek. Ben diyorum ki burada büyük bir sinerji var. YÖK Başkanı çok büyük destek verdi. Kütüphaneciler, rektörler çok destek verdi. Baktılar YÖK Başkanı da bu işe destek veriyor. IT'ciler geldi bizimle devamlı ki bu daha önce hiç yapılmamış bir işti. Büyük bir başarı. Bunu kullanalım. İşi geliştirelim. Bir yol haritası çizelim. Tamam, birinci basamak buraya kadardı ama bunun ikinci basamağı var dememiz lazım. Çünkü buradan sonra tanıtım bitti, sistem böyle devam etmemesi lazım. Bu açık arşivde özellikle kurumsal arşivlerin en büyük sorunu ölü olmaları. Yani bir doğuyor, yaşatılıyor bir süre sonra ölüyor bunlar. Ve bu son birkaç yıldır devamlı tartışılan bir konu. Bunun bizim başımıza gelmemesi için bir yol planı hemen bugün, yarın başlamamız lazım diyorum. Ömer Bey, sorunuz anlaşıldı. Şimdi isterseniz bununla ilgili sorunun cevabını ben vereyim grup adına. Şöyle, bütün bu söyledikleriniz bizim çalışma grubumuz tarafından biliniyor ve Sayın Başkan'ın nezdinde de bunlar dile getiriliyor ve raporlar halinde Sayın Başkanımıza arz ediyoruz. Zaten bugün yaptığımız esasen bunların sonrasında belki kapanışta belki daha uzun uzun konuşacağımız bir soruydu bu. Ben ama kısaca şöyle cevap vereyim. Gene yarınki oturumda da buna uzun uzun konuşabiliriz. Şöyle, şu anda proje zaten bir başlangıç aşamasında ve bir tanıtımı yapıldı. Ve Gültekin Bey'in verdiği rakamlardan da zaten henüz veri girişine başlamamış, henüz bildirim yapmamış üniversitelerimiz de var. Ama belli bir yol kat etmiş olan üniversitelerimiz de var. Bizim beklentilerimiz şu, henüz projeye dahil olamamış üniversitelerimizin bir an önce dahil olmaları, sistemi kurmuş ama kayıt yapmamış olanların bir an önce bu kayıtları yapmış olmaları ve kayıtlara başlamaları ve özellikle köklü üniversitelerimizin ve çok sayıda yayını bulunan büyük üniversitelerimizin bir an önce sisteme dahil olmaları ve güncelden geriye doğru dönük olarak yayınlarını sisteme girmiş olmaları gerekir ki Gültekin Bey'in o söylediği hedeflere ulaşacağız. Birlikte ulaşacağız. Bunu hep birlikte çalışıyoruz. Kapattılar ama madem böyle bir üst kurul bizim
tarafımızdan gerçekleştirecek bir kurula ihtiyacımız var. Tamam, bizim veya da benim diğer arkadaşlarımın soruları sizin tarafından gerçekleştiriliyormuş, sunumlar, raporlar yapılıyormuş ama bundan biz bir haberiz. Bu tarz adımların topluluk olarak alınıp ilerletilmesi, buna bir üst kurul, buna bağlı, çünkü İstanbul Üniversitesi var, Marmara Üniversitesi var, Ankara Üniversitesi var, kataloğu çok büyük, buna çok büyük ivme verecek, 1 milyona yaklaştıracak bizim çok büyük dermeler var. Bunların da paydaş olarak kabul edilmesi lazım. Artık biraz daha gerçekten açık bir toplum olmalı ki herkes bir şeyleri de farklı olarak da görebilsin. Yani çünkü sonuçta burası merkezi bir yapı ama bunu biz dijital olarak da yapabiliriz. Bir çalışmayı tabana yaymak taraftarıyım ben. Arkadaşlar, şimdi Ahmet abi, ben cevap verebilirim. Aslında çalışma tabana yayılmış durumda. Biliyorsunuz evet. Şu anda bir tartışma listesi kuruldu ve bu tartışma listesinde bu proje ile ilgili her türlü soru tartışılabiliyor. İsteyen her şeyi sorabiliyor. Yani bu listeyi daha aktif olarak kullanırsak bir şekilde de YÖK'teki grup bu gelen bilgileri toparlayarak yeni bir yol haritası, zaten işte harmanlama sistemi, bundan sonra veri girişlerinin denetimi, sonra girilen istatistiklerin canlı olarak takip edilmesi, bunlar zaten projenin kapsamında olmaya devam edecek hususlar. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama sizlerden ricamız, madem Ömer arkadaş da bu konuyu gündeme getirdi, yani listeyi daha aktif olarak kullanıp hem projenin gidişatı ile ilgili hem sorunlarla ilgili daha fazla birbirimizi bilgilendirmemizi sağlamamız. Evet, son soru. Orhan Bey, buyurun. Teşekkür ediyorum. Orhan Alabı, Sparta Süleyman Demirel Üniversitesi. Ömer Bey'in söyledikleri çok hoşuma gitti. Ona birkaç ilave yapmak istiyorum. Kendi doktora çalışma tezim de Türkiye'deki kurumsal açık arşiv erişim sistemlerinin yönetişim boyutuna ve özgün bir model ortaya koymaya yönelik çaba içerisindeyim. Sağ olsun Yaşar Hocam'ın öncülüğünü de başlatılan çalışmalara teşekkür ediyorum. Sönmez Bey'in, Gültekin Bey'in, İlkay Hanım'ın, Orçun Bey'in, sizlerin çalışmaları çok hoş. Bundan 5 yıl önce üniversitemizdeki Open Journal Access sistemindeki yaklaşık 30'a yakın dergimizin uluslararası indekslere giremediğini, dolayısıyla Rektör Bey'in bu konuda bir yardım istediğini, benden yardım ricasında bulundu. İki arkadaş yürütüyorduk. Rektör Bey gittiği zaman maalesef sistemden 5 tane açık erişim dergisi kendisini kapattı. Şimdi burada Ömer Bey'in dediği gibi biz çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Yani kendimize ait özgün bir ulusal politika oluşturamadığımız müddetçe daha fare doğurabilir. Dolayısıyla tekrarı gibi olur bu şeylerin. Bu çabaları da çok takdir ediyorum. Sakın böyle bir şey algılamayın. ANKOS'un çalışmaları olsun, önce üniversitelerimizin, sizlerin, TÜBİTAK'ın, Dergi Park müthiş bir şey. Ama ulusal bir politika oluşturamadığımız müddetçe devletimizin bir öncü kurumu, bir veya birden fazla öncü kurumunun bu görevi üstlenip, maalesef biz böyleyiz yani, bir yazı göndermezseniz üniversiteye, böyle bir sistem kurduk, bu politikada yer almanızı ya da yer almasını artık teşvik mi olur, fon desteği mi olur, çığ gibi büyüyeceğimize inanıyorum. Sizin verdiğiniz 1 milyon rakamını da çok katlayacağımıza inanıyorum, gerçekten inanıyorum. Onun dışında aksi takdirde üniversiteler dağınık durumda. Öğretim üyeleri dersen kendi makalesini yayınlatıp doçent ya da profesör olma peşinde, biraz da zorlama gerekecek gibi. Teşekkür ediyorum. Ulusal politikanın bir an önce oluşturulması gerektiğine inananlardanım. Çok sağ olun. Evet, ben teşekkür ediyorum. Ve 3. oturumu yönetmek üzere İzmir Yüksek Teknoloji Enstitümüzün rektör yardımcısı Sayın Hocamız neredeydi? Ahmet Eroğlu hocamızı kürsüye davet ediyorum. Hocam, buyurun. Teşekkürler.